Muğla yöresel lezzetlerinden bir başka kahvaltılık ya da günü kurtarma yemeklerinden biri. Yumurtalı zibek. Zibek nedir dersek, zibek şöyle de gösterebileceğim. Erkek soğan olarak da adlandırılan yöreselde tohuma kaçtıktan sonraki halidir. Daha sert bir yapıya sahiptir. Daha dolgun ve suludur. Dolayısıyla da hemen taze soğan kadar erimeyen, çok çabuk sünüp yumuşamayan ama bununla birlikte taze soğanın aromasını oldukça yoğun içinde barındıran bir otumuzdur, bir soğan göbeğimizdir. Ve bununla biz birçok farklı, Muğla mutfağında birçok farklı yemek yaparız. Mesela sütlüsünü yaparız, mesela bulgurlusunu pişiririz, mesela yumurtalı kavururuz ve hemen her öğünde yiyebileceğimiz hazır yiyeceklerden bir tanesi olur. Zibek nedir dersek, zibek yürüyen, hareket halinde olan ve erkek gücüne sahip olan demektir. Dolayısıyla da böyle bir isimlendirmeye gidilmiş zannediyorum. Sibek, zibek, erkek soğan şeklinde de isimlendirmesi vardır. Muğla mutfağında yapıldığı tekniklerden yumurtalı kavurmasını şimdi beraber yapalım. Malzemelerimiz, zibeğimiz var. 5 ya da 6 tane zibek kullanacağız. 2 tane yumurtamız var. 1 çay bardağı kadar zeytinyağı kullanıyoruz. Bununla birlikte tuz ve toz biber kullanıyoruz. Evet, pişirmeye başlayalım. Önce tavamızı elbette ocağımıza alıyoruz ve bunlar Muğla yöresel mutfağında mutlaka odun ateşinde pişirilir. Mutlaka dığan denen tavalarda veya tencerelerde pişirilir, odun ateşi üzerinde pişirilir, lezzetini katlar. Şimdi biz tavamızı ısıttıktan sonra zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız vardı. Zeytinyağımızı ilave ettik. Tavamız ısındıktan sonra yağımızı ilave ettiğimiz için çok kısa sürede ısınacaktır. Ardından doğramış olduğumuz 5-6 tane zibeğimizi ilave ediyoruz. Zibeklerimizi soteleyeceğiz, kavuracağız. Çok fazla pişirmeye de gerek yoktur. Otların genelinde yapıldığı gibi çok pişirmeden diri kalacak. Tadını, lezzetini, besin değerini kaybetmeyecek şekilde pişirme yapmak aranan, istenen bir şeydir. Bu aşamada şöyle bir miktar tuzumuzu ilave ediyoruz. Elimize bir kaşık alıp bir göbek açıp içerisine yumurtamızı koyup kapağını da örterek pişirmeyi tamamlayacağız. Çok kısa sürede çok lezzetli bir kahvaltılık, çok lezzetli bir ara öğün, çok lezzetli ve besleyici bir gün kurtarıcı yemek yumurtalı zibek. Şöyle iki göbek açıyorum. Biri şurada, biri de şurada olsun. Ve o iki göbeğe yumurtalarımızı ilave ediyoruz. Ve tabii yumurtalarımızın üzerine çok az tuz, yine çok az da toz biber ilave ederek üzerinde kapatıp biraz da ocağımızı kısarak pişirmeyi tamamlayacağız. Kapalı bir şekilde pişerse yumurtamızın sarı bölümü de istediğimiz kıvamda pişirilebilecektir. Altı çok pişip üstünün çiğ kalması çok tercih edilen bir şey değildir. O yüzden kapak buharıyla pişirmeyi sağlayacaktır. Kapağımızı örttük ve ocağımızın ısısını düşürdük.
Biraz sonra pişirmemiz tamam olacak ve tabağımıza alıp yemeğe, masamıza, soframıza götürebileceğiz.